Arap Baharı üzerine değerlendirmeleriniz ve bakışınız nedir? Dedim. Benim kimileri Arap Baharı sürecini, o ayaklanmaları Batı'nın inceden inceye organize ettiği, örgütlediği ve Müslümanları bu tuzağa çektiği şeklinde yorumluyor. Benim kanaatim öyle değil. Benim kanaatim Batı da Arap Baharı'nı beklemiyordu. Arap Baharı'ndan 3 sene önce Raşid el-Gannuşi Türkiye'ye gelmişti. Time Türk'te bir gece buradaki bazı arkadaşlar da vardı. 5-6 saat kendisiyle sohbet etmiştik. Orada Araplar ne zaman uyanacak sorduğumuzda o 25-30 sene alır diyordu. Niçin? Çünkü Türkiye çok farklı süreçlerden geçti. Biz Türkiye'nin geçtiği süreçlerden geçmedik. Dolayısıyla Arap uyanışının süresi henüz gelmiş değildir. Vakti gelmemiştir. Bir 25-30 yıl daha geçmesi lazım diyordu. Ama 3 sene sonra Arap Baharı başladı. Hem de Tunus'ta başladı. Batı da bunu beklemiyordu. Çünkü daha olaydan 1 ay önce, 2 ay önce hem Fransa'nın hem Belçika şeyin İtalya'nın gerek Tunus'la gerek Libya ile çok önemli askeri anlaşmaları oldu. Böyle bir şey bekleselerdi bu tür anlaşmalara gitmezlerdi. Fakat Batı ne yaptı? Batı'da bizde olmayan bir şey var. Reorganization. Büyük olayla karşılaştıklarında yeniden düşünüp yeniden organize olma operasyonu yapıyorlar. Önce yalpa yaptılar. Bir buçuk ay içerisinde olayı anlamaya çalıştılar. Bu olay geçici midir? Kalıcı mıdır? Etkisi büyük müdür? Arkasından sürece nüfuz etmeye başladılar. Bu olayın geçici olmadığını, büyük bir dalga geldiğini gördüler. Ve sürece nüfuz etmeye ve yönlendirmeye başladılar. Ve sonra yaşananları hep beraber gördük. Benim Arap Baharı'na genel bakışım bu.